0,5'in 1 bölü 2'ye eşit olduğunu kanıtlamaya çalışalım. Bu iki sayının birbirinin yerine kullanabildiğini eminim siz de daha önce görmüşsünüzdür. Evet, mesela birisi, benim kedim 9,5 kilo dediğinde, başka biri de nasıl yani? 9,5 kiloluk kedi mi olur? İnanamıyorum diyebilir. Öyle değil mi? 9,5 kiloluk azman kediyi bir kenara bırakacak olursak, Az önceki diyalogda birinin 9,5, diğerinin de 9,5 dediği dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu iki sayı birbirine eşit olduğu için insanların 9,5 yerine 9,5, 9,5 yerine de 9,5 demeleri son derece normaldir. Çünkü 0,5 ile 1 bölü 2 birbirine eşittir. Ama bunun doğru olduğunu hemen kabul etmeden önce, hadi gelin kanıtlamaya çalışalım. Bunu yapmanın yollarından biri buradaki gibi bir sayı doğrusu kullanmaktır. Evet, burada 0'dan 1'e kadar devam eden bir sayı doğrusu var. Ve bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya bölmüşler. Bu, buradaki parçaların her birinin 10 parçanın biri, yani 10'da 1 olduğu anlamına geliyor. 0,5'teki 5 sayısı, onda birler basamağında olduğu için, 0,5'te 5 tane onda birlik olduğunu söyleyebiliriz. 5 tane onda birlik ya da 5 bölü 10. Bu uzaklık 1 bölü 10 ise, buna bir tane daha eklediğimizde 2 bölü 10 olur. Yani 10 parçanın ikisine eşit bir uzaklık elde ederim. Bu şekilde 5 bölü 10'a ulaşmak için 1, 2, 3, 4, 5 tane onda birlik yol kadar ilerlemem gerekir. Ve işte karşınızda 5 bölü 10. Bunu bir kesir olarak ya da bir ondalık sayı olarak yazabilirsiniz. Sayı doğrusunda 0,5'i bulduğunuza göre, şimdi 0,5'in 1 bölü 2'ye eşit olup olmadığına bakmamız gerekecek. 0'dan 1'e kadar olan bu uzaklığı şu şekilde işaretlediğimde, 0,5 olarak işaretlediğimiz nokta, buradaki uzaklığa denk gelir, öyle değil mi? Ve bu uzaklığın, 0 ile 1'in tam ortasında, yani yarısı olduğunu görüyor olmalısınız. Gördüğünüz gibi, 0,5 ile 1 bölü 2, sayı doğrusu üzerinde aynı noktadalar. Bu sayıların eşit olduklarını bu şekilde kanıtlayabilirsiniz. 0,5 ile 1 bölü 2'nin eşit olduğunu, bir kesir modeli kullanarak da kanıtlayabiliriz. Burada bir dikdörtgen var. Bunun yarısını göstermek istersek, böyle tam ortasından bir çizgi çizebiliriz. Boyadığım parça bu iki parçadan biri, yani dikdörtgenin yarısı. 1 bölü 2'yi işaretlediğimize göre, şimdi de bunun 0,5'e eşit olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. 5'in onda birler basamağında olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum ve 5, onda birler basamağında olduğundan, 0,5'i gösterebilmek için, şeklimizi 10 eşit parçaya bölmeliyiz. Hadi bakalım. Onda birleri gösterebilmek için, 10 eşit parça oluşturup, bunlardan 5 tanesini boyayacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şekilde aynı yeri boyadığımı görüyorsunuz değil mi? Öyleyse, 0,5, 1 bölü 2'ye eşittir. 0,5 ile 1 bölü 2'nin eşit olduğunu kanıtlamak için, ilk olarak sayı doğrusu üzerinde aynı noktada olduklarını gösterdik. Sonra da, böyle bir dikdörtgen üzerinde kapladıkları alanın aynı olduğunu gördük. Buna göre, 1 bölü 2'nin kesinlikle ve kesinlikle 0,5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz.